Bugün sabah gelirken fırından bir adet simit aldım. Bir de su aldım. 113,5 lira para ödedim. 4 kişilik bir aile 3 öğün simit ve su tüketse günlük 162 lira yapıyor. Aylıksa 4860 lira yapıyor. Yalnızca simit ve suyla yaşayan bir ailenin aylık gideri 4860 lira. Sizin emekliye reva gördüğünüz ise yalnızca 5500 lira. Eğer bu emekli büyük şehirlerde yaşıyorsa vereceği kirayla simit de su da alamıyor. Değerli arkadaşlar, emekliye eğer aylık bağlama oranını 2008 yılında Adalet Kalkınma Partisi değiştirmeseydi %70 kat sayısıyla bugün en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olacaktı. Ama 2008 yılında aylık bağlama oranı %70'den %30'a düşürüldü. Ne deniyor? Biz emeklinin artışını sağladık. Hayır. Gasp ettiğiniz hakkın bir kısmını iade ediyorsunuz. Emeklinin hakkını vermediniz. Adalet Kalkınma Partisi kurulduğu zaman bugünün Cumhurbaşkanı, o zamanın parti lideri ne diyordu? Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simiti layık görmüyor. Bırakın peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? İşte ülkeyi bugün bu hale getirdiniz ve verdiğiniz ücret artışı müjde diye veriyorsunuz. Kamuda çalışanların ücretleriyle ilgili yaptığınız düzenleme de ise onların daha önceden toplu sözleşmeyle kazandıkları %8'lik hakkı da buraya katarak sanki zam yapmış gibi davranıyorsunuz. Kamu çalışanlarının bu ücretle geçinebilmesi olası değil. Büyük şehirlerde kira parasına memur maaş aldığı için büyük şehirlerde memurlar çalışmak istemiyor. Bakınız değerli arkadaşlar, Aile Sosyal Yardım Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Sosyal yardım alan hane sayısını sordum. Sayın Bakan yanıt verdi. 4.332.805 hane sosyal yardım alıyor. Bu ülkede yaşayan her 5 kişiden birini sosyal yardıma muhtaç kılmışsınız. 15 milyon insan sosyal yardımla yaşamak zorunda bırakmışsınız. Bu Adalet Kalkınma Partisi'nin 20 yılda ülkeyi getirdiği durum. Bu nedenle işçi memur aylık geliri yoksulluk sınırında altında olmamalıdır. Onun için de yapılan düzenlemelerde verilen ücretler yeterli değildir. Kanun teklifleri getirdik. En düşük emekli aile asgari ücret olsun. Bayramlarda bayram ikramiyesi asgari ücret olsun. İlaç katkı payı kaldırılsın. Ayrıca sosyal yardım ve yakacak kira yardımı emekliye yapılsın. Emeklilerin yaşamı iyileştirilsin. Sorunlarına erişsin dedik. Ancak hiçbirine iktidar yaklaşım göstermedi. Bu ülkede yalnız sanki iktidar partisinin kanun teklifi gelir diye bir uygulama sürüyor. Oysa birinci partinin milletvekilleri gibi ikinci partinin milletvekillerinin getirdiği kanun tekliflerinde burada görüşülmesi lazım. İkinci parti alanlarda, sokakta sorunu yaşayanların içinde onların taleplerini meclise getiriyor. Bugün için en düşük emekli aileye eğer asgari ücret olmazsa yine yokluğa, yoksulluğa mahkum. Beyaz eti dahi alamaz duruma gelmişler. Sabahları bayat ekmeğin ya da ucuz kıymanın alınabileceği yerlerde kuyruk oluşturuyorlar. Pazara çıkamıyorlar. Markete gidemiyorlar. Torunlarının yüzüne bakacak hal kalmamış. 5500 liraya çıktı diye övünüyorsunuz. Bu övünecek bir ücret değil, utanılacak bir ücrettir. Emeklinin mağduriyetini gidecek düzenlemeler yapılmalı. Emeklinin, kamu çalışanların durumları iyileştirilmeli. Kamu çalışanlarının ücretlerine seyyan zam yapılmalı. Daha düşük ücrette kalıp daha çok mağduriyet yaşanın ücretlerinin artışı da sağlanmalıdır. Verilen ücret artışları yetersizdir. UEFA'da firmalara alınacak vergiyi düşüreceğinize aklınız biraz da EYT'liye, taşörana, staj çalışanına, diğer mağdurlara sosyal anlamda verecek de. Buyurunuz Sayın Güler. Değil. Biz bir öneride bulunuyoruz. Örneğin ehliyet afını getirin. Hiç kimsenin canına kastetmemiş 1 milyona yakın insan bir nedenle hata işlemiş, ehliyet alınmış. Bunların çoğu şoför. Bir kez de bunlara af getirin diyoruz. Bunu getirip burada gündeme almıyorsunuz.
Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılı sonunda sorunu çözeceğiz dediniz. Bugün ayın 11 oldu. Hala hazırda onlarla ilgili meclise bir kanun teklifi getirmediniz. Taşeron, geçici kişi, mevsimlik, sözleşmeli çalışanlar ne olacaklarını bilmiyorlar. Çünkü mecliste bunlarla ilgili bir kanun teklifi de yok. Ücretlerle ilgili getirdiğiniz artış enflasyon karşısında alım gücünü destekleyen ve artıran bir artış da değil. O nedenle Adalet Kalkınma Partisi iktidarları modern kölelik dediğimiz çalışanın hakkını vermeyen, gasp eden bir anlayışla sürdürülüyor. Bunun bu ülkeye hayrı olmadığı insanlık. Şimdi emeklilerle asgari ücretlerin bir hesaplamasını, ücret artışlarını birlikte yapalım. Şimdi değerli AK Partili milletvekili kardeşlerim, 2003 yılında asgari ücret 226 lira, SSK emeklisi o dönemde, SSK emeklisi en düşük 332 lira. Aradaki fark %47. Burası anlaşıldı mı? Yani emekliler %47 oranında en düşük SSK emeklisi asgari ücretin üstünde para alıyor. Yıl gelmiş 2016. 1301 lira asgari ücret, 1265 lira en düşük SSK emeklisinin maaşı. Eksi %3. Yani siz 2016 yılına geldiğinde %47'nin üstüne eksi 3 daha eklemişsiniz. Tam emeklinin ücretlerini %50 düşürmüşsünüz. Hadi bununla kalsanız iyi. Şükredeceğiz emekliler adına. Ama öyle bir noktaya gelmişsiniz ki yıl 2023. 226 lira olan asgari ücret 8506 lira olmuş, 38 kat artmış. Çok güzel. 332 lira olan en düşük emekli maaşı da 5500 lira olmuş. Sadece 17 kat artmış. Yani aradaki fark 21 kat daha geride. Sonuçta ne olmuş biliyor musunuz? Sonuçta eğer siz iktidara geldiğinizde adaletle hükmetseydiniz, emekliye, asgari ücretliye, herkese adaletli ücret verseydiniz, bugün en düşük emekli maaşı 12.600 lira olacaktı. Tekrar ediyorum, 12.600 lira. Bunu SSK yöneticileri dahil, AK Parti'nin bütün yöneticileri dahil, her platformda tartışırım, konuşurum, belgelerim, belge burada. Ya kardeşim, Allah'tan korkun ya. Bu emekli size ne yaptı? Siz bununla da kalmadınız. Ne yaptınız biliyor musunuz? Bu kadar insafsızca emeklilerin hakkını, alın terini çaldınız. Ama şimdi 3500'e çıkarıyoruz derken, 3500'den 5500'e çıkarıyoruz derken başka bir adaletsizlik yaptınız. Şimdi 3750 lira olan artışı sadece 1750 lira. 4250 lira maaşı olanın artışı sadece 1275 lira. 4500 lira alanın artışı sadece 1350 lira. Yani hiçbir vicdanın sızlamıyor ya. Yani şu emekliye seyyanen zam yapsaydınız. Hepsini 5000, hepsini 8500'e çıkarsaydınız. Kıyamet mi kopardı? Hala da alacıklı. Arada 4500 lira fark var. Şimdi bakın, emekliler aslında sizden hiçbir şey istemiyor. Diyorlar ki maaşımızla ay sonunu geçirebilmek istiyoruz. Aldığımız parayla insan onuruna yaraşır hayat sürdürmek istiyoruz. Bayramda torunumuza harçlık vermek istiyoruz. Biz de bit pazarından ayakkabı almak yerine yeni kıyafetler almak istiyoruz. Elektrik ve doğalgaz fatura korkusu olmadan elektriği, doğalgazı kullanmak istiyoruz. Kasaptan et, manavdan meyve sebze, bakkaldan da peynir almak istiyoruz. İkinci bir işte çalışmak zorunda kalmak istemiyoruz. Evimizde olmak istiyoruz. Biz tatil yapmak da istiyoruz ya. En tabii hakkımız. İktidarın bizi yük olarak değil, saygı duyulacak, değer verilecek bir insan olarak görmesini istiyoruz. İnsanların kuyruklara girmeden yaşayabileceği refah dolu bir ülke istiyoruz. Diyorlar ki iktidarın bizi duymasını istiyoruz. Yahu niye duymuyorsunuz?
Size bu 13-14 milyon emekli ne yaptı? Bu emekliler üretmekten başka, bu ülkeye katma değer sağlamaktan başka hangi suçu işlediler? Ya sizde hiç mi vicdan yok? Siz evinizin büyüğünü, yaşça büyüğünü evinizin baş köşesine oturtursunuz. Bir eli yağda bir elde balda olsun istersiniz. Emeklilere buyurunuz efendim. Niye bu kadar kötülük yapıyorsunuz? Yani maaşlarını, ücretlerini 20 yılda %100'den aşağı indirmişsiniz, eksiltmişsiniz. Bunu yarın emeklerin huzuruna gittiğiniz zaman, seçim satına gittiğiniz zaman nasıl izah edeceksiniz? Şöyle mi diyeceksiniz? Canım olsun. Bu ülkede asgari ücret en temel ücrettir. Onun altında ücret de yoktur. Biz sizi bunun yarısına mahkum ettik. Mutlu yaşayın. Ya da şöyle mi diyeceksiniz? Ya çabucak mezara gidip sizden kurtulalım. Vallahi böyle düşünüyorsunuz. Allah'tan da korkmuyorsunuz. Kuldan utanıyorsunuz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.